Hmm. Geçen gün Twitter'da bir tane e, doktorun tweet'ine denk geldim. İşte şey sormuşlar. Sizce tıp fakültesinin en büyük katkısı ne oldu? O da <laughs> bir YouTube kanalı açmak demiş. Bu güzel <laughs> kısa fıkramızla e, başlıyorum. açılır. Hoş geldiniz. <laughs> küçük bir introduction videosu olarak düşündüm. Ee, İngiltere'ye gelmiş çalışan nasıl gel geliniyor? işte süreç nedir? Hangi sınavları içeriyor? Onlar hakkında şöyle bir overview olacak. Çok net Ortasından başlayayım. Bir ana yol var aslında. Bunlardan bir tanesi plav yolu. Ki ileride e, bunu yol. İkincisi biraz daha e, doktorun videolarını izleyebilirsiniz. <laughs> e, benim İngilizce seviyem fena değildi bu arada. Buraya gerek yok. Çaydan herhalde bir taşık artık oldum. Heyecan oldu herhalde. Bugün İngiltere çalışan bir doktor olarak buraya nasıl geldiğimi, gelinebilecek yollarım, işte hangi aşamalar var, onlar hakkında şöyle bir overview şeklinde konuşacağım. Daha detaylı bilgilerim, bilmiyorum belki eğer isterseniz ben video çekerim ya da zaten çekilmiş bir sürü video var aslında, Onlara faydalanabilirsiniz. Ama her zaman her bilgiyi GMC'nin kendi sitesinden check etmeyi unutmayın. Benim şu an bu videoda söyleyeceklerim dahil. Çünkü e, en son, en updated bilgiler o sitede var oluyor. Ve hani kimseye de ya ama işte YouTube'da şöyle bir video vardı orada o öyle demişti diyemezsiniz. O yüzden e, double check etmekte her şeyi fayda var. Kendinizi sağlama almak için. E, şimdi seçebileceğiniz iki yol var aslında. Bunlardan bir tanesi PLAB yolu ki bu ileride UK UKMLA yolu olacak. 2024 yılında bahsedeceğim. Diğeri de MRCP yolu. Bunların <laughs> açılımını editörüm eğer uygun görürse yazar şuraya. Ee, pilav yolu için şöyle 3 tane sınava girmeniz gerekiyor. Bunlardan ilki İngilizce yeterlilik sınavı. Bunun için de seçebileceğiniz aslında 2 tane sınav var. Bunların bir tanesi IELTS, diğeri de OET sınavı. Şimdi ikisinin e, ikisinde artıları eksileri var ama ortak nokta olarak İngilizcenizi test eden bir sınav ve dört ana kısımdan oluşuyor. Bunlardan bir tanesi reading, okuma kısmı, listening, writing ve speaking. Benim önerim bu yolculuğa başladığımdan beri hani konuştuğum arkadaşlarım oldu, insanlar oldu. Onlara da hep aynı şeyi söyledim. OIT sınavına girmeleri. İngilizce seviyenizin e ne olduğunun aslında çok bir önemi yok. Çünkü ikisi de format sınavı ikisi içinde de harikada olsanız çalışmanız bir süre gerekiyor. Bu süre değişiklik gösterebilir ama e, her sınavın kendi istediği şeyler olduğu için hani bir dediğim gibi çalışma gerektiriyor. Şimdi sınavların artılarına eksilerine gelecek olursam IELTS sınavı çok daha önemli fiyatı uygun bir sınav. Açıkçası en son rakamlar e, şu an yazmadım. Yok ama yazabilirim aşağıya. E, o eğiti ona göre yaklaşık bir iki kat en az pahalı kalıyordu benim girdiğim zamanda ki e, dolar üzerinden olduğu için şu anda maalesef bu sınavlar birazcık e, bütçe gerektiriyor ki onun hakkında farklı bir video yapmak istiyorum. Ben ne kadar harcamıştım ama sterlin üzerinden ya da dolar üzerinden yapacağım ki şimdi siz ne kadar TL harcamanız gerektiğine daha net bir şekilde fikir sahibi olabilirsiniz. Evet, dediğim gibi OET biraz daha pahalı bir sınav ama çok daha amaca yönelik bir sınav olduğunu düşünüyorum. Nasıl? Açılımı Occupational English Test yani sizin meslek grubunuza yönelik yapılıyor. Bu durumda da doktorlara yönelik oluyor. Bu sınavın hemşireler için olanı, dişçiler için olanı var. Bunun en büyük, hani Reading de, listening de belki o kadar fark etmeyecek sonuçta işte okuma dinleme sınavı ki yine de aşinalığın artmasından dolayı ben faydalı olduğunu düşünüyorum ama en çok writing kısmında e, bence farklarını ortaya koyuyorlar çünkü insanlar ayet sınavında writing'den çok fazla kalıp tekrar tekrar girmeleri gerekiyor orada e, işte daha böyle ağdalı cümleler daha bağlandıra bağlandıra yazmanız işte daha e, show off yapmanız kendinizi göstermeniz gerekiyor. Ama o iti onun tam tersi. Siz örneğin e, bir aile hekiminde çalışıyor oluyorsunuz ve diyorlar ki işte bu hastayı ikinci basama, basamağı, üçüncü basamağa sevk edeceksiniz. Bir e, özet, refere mektubu yazmanız gerekiyor. Hani Hem sizin gelmeden önce e, aşinalığınızı arttıracak, hani discharge'larda da e, bolca yazdığımız hasta özetlerine e, bir zemin hazırlayacak güzel bir eğitim. Yani güzel bir çalışma bence. O açıdan ben o eğitiyi daha mantıklı buluyorum. İkisi de aslında sadece İngilizce seviyenizi test etmenizi gerektiren. Benim yine e, Türklerde daha çok gördüğüm, burada <laughs> bu şekilde belirtiyorum ama çünkü e, kendi arkadaşlarımda da çevremde de gruplarda da hep gördüğüm insanlar İngilizceden çok çekiniyor. Sanki biz işte mükemmel herkes sizden böyle İngiliz İngilizce konuşmanızı bekliyormuş gibi bir algıyla belki büyüdük bilmiyorum niye böyle oldu ama aslında hiç öyle bir şey yok benim burada hem aktif olarak gayet kıdemli doktor, doktorlarda da gördüğüm yeni gelenlerde de gördüğüm kimsenin İngilizcesinin böyle harika ana dili gibi konuşması gerekmiyor sadece anlayabilmeniz ve karşınızdakine hani derdinizi anlatabilmeniz gerekiyor ve İngilizce de diğer her şey gibi çalıştıkça iyileşen, karşılığını veren bir dil. O yüzden Bence eğer kafanızda öyle bir limit varsa kendinize koyduğunuz ondan kurtulun. Kimse mükemmel olmanızı beklemiyor. Kimsenin sizden dediğim gibi böyle high expectationları yok. Sadece biraz daha e, açık olun, pratik yapın ve ondan sonra zaten insanlarla karşılaşa karşılaşa e, daha aşacağınızı düşünüyorum. <laughs> Bu arada minik... Ee, belki bu video ait değil ama buraya ilk geldiğimde e, yaşadıklarımı anlatan bir video da çekerim. Sadece minik bahsedeceğim ki ben hani İngilizceme bugüne kadar hep güvenmişimdir. <laughs> yani aşağı yukarı iyi bir İngilizcem vardı. Hiç böyle e, communication problemi yaşamadım. Yurt dışına da defalarca çıkmış biriydim. Buraya geldim ve hani ilk iki gün özellikle kimseyi anlamıyorum. Hani buraya sınavlara geldiğimden bahsetmiyorum hani orada anladım anlamadım çok takılmadım onlara ama işe başladım ilk iki gün kimseyi anlamıyorum ben konuşamıyorum ve böyle kilitlendim yani kaldım hani böyle bir şey yaşadım ki konuştuğum diğer yeni başlayan arkadaşlarımda da çoğunda böyle bir durum olmuş zamanla geçiyor şu an daha iyi ama yine herkese hani anlayamadığım şey tekrar eder misiniz diyeyim. Ee, söylüyorum. Çünkü anlamıyorum yani. Ama zamanla daha iyi olacağını düşünüyorum. Ee, çünkü neden olmasın. Şimdi İngilizce sınavları aşağı yukarı bu şekilde. Atladığım şeyler olabilir. Ee, sonra cığıma bunu geçiyorsunuz. Geçtikten sonra sınavların, bu arada OIT'in açıklaması mesela bir ay sürüyordu. Beklemek çok tatsız bir süreç biliyorum ama bu sınavların açıklanmaları hep birer ay sürecek. Diğer sınavımız PLAP bir sınavı. Şimdi ben bu PLAP sınavlarından bahsedeceğim ama bunlar kadar UK MLA, yani 2024'te başlayacak sınavdan da bahsedeceğim. Çünkü şu an bile e, benim mesela geçen işte 2 ay önce sınava e, yer bulabilen arkadaşım 2023 Mayıs'a bulabilmişti. O yüzden bilmiyorum eğer siz daha şu an düşünme aşamasındaysanız yer bulabilir misiniz 2024'ten önce hani yerler konusunu nasıl halledecekler ya da bu yeni sisteme 2024'te geçmezler daha mı ertelerler ne olacağını kesin bilemiyorum ama böyle bir değişime gidilebilir korkmayın bu <laughs> bence e, çok büyük artısı olan bir sınav olacak gibi görünüyor e, bir açıdan bahsedeceğim şimdi e, bu pilavlı sınavlar dediğim gibi e, iki aşamadan oluşuyor bunun ilki test sınavı yine bizim için zaten çocukluğumuzdan beri girmediğimiz test kalmadığı için gayet e, rahat çalışma e, süresi yaklaşık 2-3 ay çalıştığınız yeter ve hani benim gördüğüm herkesin de geçtiği bir sınav. tabi e, tabii yine çalışmak gerekiyor. Yani çalışmayın demiyorum. Sadece öyle tus gibi bir sınav ya da USMLE gibi bir sınav değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bir pratisyenin bilmesi gerektiği kadar sorular. O zorlayıcılık ya da o bilgi seviyesinde 180 sorudan oluşuyor bu sınav zamanına göre hani Covid zamanı değişmişti ben Covid zamanında girenlerdenim. Ee, yine kendi deneyimlerimi anlatacağım bir videoda. Çok detaylı dert yakınırım. Ee, hı. Şimdi bahsedebilirim aslında. Bu sınava ben e, şeyde girdim. Yazılı test olarak girdim. Eğer bu 2024'teki sınav değişikliği olursa onun ilk sınavını yazılı olan test sınavını computer based yapmayı düşünüyorlar. Yani nasıl USMLE'ye Türkiye'de işte Ankara'da İstanbul'da girebiliyorsanız yine Türkiye'de girebileceksiniz demek oluyor ki bu bence mükemmel bir şey çünkü İngiltere'ye gitmek ki hani bu plap bir başka şehirlerde de başka ülkelerde de yapılıyor işte Dubai'de yapılıyor Mısır'da yapılıyor Pakistan'da Hindistan'da ama yine de bu ne demek uçak bileti almanız lazım kalacak yer ayarlamanız lazım işte orada yemekleriniz hani bu ya da İngiltere'ye gidiyorsanız vizeye başvurmanız lazım. Hani hem zaman hem ee, bütçe olarak zorlayıcı hem de yine de insanı ister istemez bir strese sokabiliyor sonuçta işte orada bir yere gidiyorsunuz işte kalacağınız yeri buluyorsunuz ee, oradan işte ne bileyim, hani Ayşina değilsiniz tek başınıza gitmişsiniz zorlayıcı olabiliyor bence o yüzden e, computer based olursa çok faydalı olacağını düşünüyorum e, çünkü aşağı yukarı bu sınavların içeriği aynı kalacak sizin yeterliliğinizi ölçmeye çalışıyor. Evet hani mezun olduğunuz zaman yeterli bir doktor musunuz? Şimdi bu UK UKMLA sınavından da yani açılımı yazdım bunları. United Kingdom Medical Licensing Assessment olan sınavda da şöyle planlanıyor. İki basamaktan oluşuyor. Yine PLAP'la aynı şekilde. İlki dediğim gibi bu sefer bilgisayarda girebileceğiniz bir test sınavı. İkincisi de yine aynı şekilde sözel bir sınav assessment. O yüzden bir farkı aslında çok yok Buradaki British doktorların da yani ya da buradan mezun doktorların da girmesi gerekecek olan bir sınav biraz daha o yüzden equalizing bir sınav olarak görülüyor. Evet hani sistemin değiştiği olması belki birazcık korkutucu olabilir ama özünde Sadece bir doktorlu, doktorun yeterliliği test ediliyor, daha fazlası değil. O yüzden çok da büyük değişimler olacağını zannetmiyorum. Zaten şu anki plan sınavı da e, onu ölçüyor. O yüzden eğer karar veriyorsanız, şu anki kaynaklardan çalışmanız da bence yararlı olur diye düşünüyorum. Tamam. Şimdi plabik hakkında konuşacağım. Bu sınavda e, daha clinical examination sınavı. Böyle sözlü bir sınav. Şu şekilde gerçekleşiyor. 16 vaka vardı benim girdiğim sınavda. Bu da değişiklik gösterebiliyor. Bunun geçme kriterleri var. İşte benimkinde ya hem 10 tane vakadan geçmeniz gerekiyordu. Hem de her vaka içinde puan alıyorsunuz. O e, aldığınız puanın da o gün sınava girenlerin ortalama puanından yüksek olması gerekiyor. Bu ikisini karşıladığınızda geçebiliyorsunuz. E, dediğim gibi 16 tane vaka oluyor. Bu vakalar... Ben de üç tanesi telefon konuşması, üç tanesi de video kamera ile konuşma olarak gelmişti. Geri kalanlarından iki tanesi e, examination'dı böyle manken üzerinde. Bir tanesi de simmen denilen konuşan e, ve böyle e, işte pulsu olan e, ya da dinlediğinizde vizini duyabildiğiniz gibi e, bir examination mankeni. Onun dışındakiler de... E, normal hastayla face to face senaryolar. 8 dakikanız oluyor. Siz junior doktor olarak hani normal Türkiye'de işte uzman da olsanız her ne seviyede olursanız olun. Orada bir junior doktorsınız. Hastayı görüyorsunuz. İşte bu counseling olabilir. Onun sorularını yanıtlamanız gerekebilir. Emergency'de çalışıyorsunuzdur. Hastayı esas etmeniz, işte bir management plan çıkarmanız gerekiyor olabilir. Ona göre senaryo tamamlıyorsunuz. İşte e, puanlar için kriterleri var. Onları da dediğim gibi ilerleyen zamanlarda konuşulur. Overall bence keyifli bir sınav. Ben aşırı eğlenmiştim ve e, normalde 3 saat sürüyor. Yani hep 3 saat sürüyor. Hani e, siz de hep konuştuğunuz için e, ben çok yorulacağımı düşünmüştüm. Şöyle oluyor çünkü. 8 dakika var sonra 1,5-2 dakika arası diğer yere gitme, diğer odaya geçme süreniz var. Orada işte kapıda case bilgisi yazıyor. Onu okuyup sonra içeri giriyorsunuz. Hani tempolu bir sınav. Ama bu tempoya rağmen ben böyle aşırı <laughs> ekstazik bir şekilde çıkmıştım. Bilmiyorum çok hoşuma gitmişti benim. Bana da zaten hep işte destek olan arkadaşlarım gidebilirim şey demişlerdi hani olabildiğince keyif almaya bak bu bir experience hani geçsen de kalsan da evet biliyorum eğer işte fiyatını düşünürseniz vize durumuna oraya gitmişsiniz Allah'ım her şey oraya kadar gelmiş o zaman hani biraz rahatlamak zor olabiliyor ama neticesinde bu da bir sınav diğerleri gibi ki hani biz zaten dediğim gibi sürekli sınavlara giren bir meslek grubuyuz. Plap 2 de geçtikten sonra Normalde insanlar için belki en keyifli ama benim saçımda şu an 7 tane beyaz varsa ben bunu registration sürecime bağlıyorum. Benim de birazcık acı milime gelmiş olabilir, cahilliğime gelmiş olabilir. hiç beklemediğim şekilde zorlandım. Ama normalde bu gözünüzü korkutmasın çok kişisel bir deneyim. Hatalarımı da sizinle paylaştım ki siz yapmayın. İnsanlar ortalama bir ay içerisinde alıyorlar registration'ı. İngiltere'deki foundation year biri de bizim internlük senemizde yaptığımızı kanıtlamamız için gereken e, kriter 12 aylık bir internlük yılında 3 ay cerrahi 3 ayda dahili branşlarda çalıştığımızı göstermek. Bunun için okuldan bir tane belge alıyoruz. İşte diplomalarınızı yüklüyorsunuz. E, diğer belgeleri açıkçası yazmadım ama sınav sonuçlarınızı Sağlık Bakanlığı'ndan ya da TTB'den aldığınız Good Standing iyi hal belgesini yüklüyorsunuz. Onun dışında aslında çok da bir şey yok. Hatta ben hemen bakacağım. Sportumu yüklemişim, diplomamı yüklemişim. Ee, bir good standing belgesi bunu TTB ya da e, Sağlık Bakanlığı'ndan alabiliyorsunuz. O etiz. sonucum e, bu dediğim gibi internük belgenizi okuldan aldığınız koyuyorsunuz ve aslında bu kadar. Tabii e, eğer işte daha... E, Uzun yıllardır doktorluk yapıyorsunuz yapıyorsanız ve arada boşluklar verdiyseniz onlar için de ekstra belgeler gerekebiliyor. Tıp dışında başka işlerde çalıştıysanız oralardan kağıt almanız gerekebiliyor. Ama halledilmeyecek şeyler değil aslında. Benim yaşadığım problemden de kısaca bahsedeyim. Ben e, bu iyi hal belgemi Türk Tabipler Birliği'nden almıştım. GMC benim TTB'den aldığım e, Good Standing belgemi kabul etmedi. O yüzden benim önerim Sağlık Bakanlığı'nın almanız yani başka insanlarda da çünkü problemler olmuş. En sonunda ettiler evet ama o sırada benim işte çünkü bunların geçerlikleri de kısa süreli oluyor. O expire oldu ben tekrar başvurdum oradan aldım. İşte bu sırada okul belgemi işte imzasız yollamış o problem oldu. Ve Şundan bahsetmemiştim sınavlar konusunda. OET sınavının 2 yıl geçerliliği var. Geçtikten 2 yıl içinde Registration'ı almanız gerekiyor. PLAP sınavının da aynı şekilde PLAP 1'inde 2 yıl geçerliliği var. COVID'den dolayı şöyle bir şey çıkarmışlardı. OIT'yi geçtikten sonra 3 yıl içinde de Registration'ı alabiliyorsunuz. Yani 3 yıl aslında uzatmışlardı. işte çok fazla insanın sınavı ertelendi iptal olduğu için öyle bir güzel <laughs> tarafı olmuştu. Çünkü ben de aynı şekilde sınavı ertelenenlerdendim. Yani başvuramamıştım daha doğrusu kapandığı iptal olduğu için. Ee, işte benim registration dönemimde de ben tam böyle başvurdum. Beklerken benim OIT'imin süresi geçmişti. Eğer kabul etmeselerdi benim tekrar OIT'ye girmem gerekecekti diye düşünüyorum. Neyse ki öyle bir şey olmadı. Çünkü o da masraflı ve stresli bir süreç olurdu. Registration'ı aldıysanız tebrik ederim. Artık e, tek ediyorken bir iş bulmak. Bunun içinde çok fazla farklı deneyimi olan insanlarla karşılaşacaksınızdır eğer bu yoldaysanız. Ama herkesin yolculuğu bireysel olsa da özünde diyelim ki 6 ay sürsün. Yine de sonunda herkes bir iş buluyor ve herkes bir şekilde geliyor buraya. Bu basamakları geçtikten sonra. E, çok daha kısa olabilir daha registration sürecindeyken bile işlere başvurabilirsiniz. İşte belki daha önce orada clinical attachment yapmışsınızdır ya da başka bir şey. Ama hiç yapmadıysanız da çok da endişe edilecek bir şey yok. Çünkü dediğim gibi herkes sonunda iş buluyor. Ben de daha önce işte burada attachment yapmadım, observership yapmadım. Direkt gelip hop diye başladım işe. Ee, onun da zorlukları var. Evet ama her şey alışılıyor, her şeyin üstesinden geliniyor. Ee, daha kendinizi bilip tanıyıp ona göre bir yol izlemeniz gerekiyor noktada. Sınavlar hakkında bir şey daha söyleyeceğim ki plan 1 sınavına girmeden önce sizin e, tıp fakültesindeki son sınavlarınızı vermiş olmanız gerekiyor. İnternken girilebiliyor mu yani? Çünkü sınavımız yok sorusunun cevabını GMC'ye mail atıp onlardan almanız en güvenilir yol olacaktır. Çünkü bu e, hani yapan ve registration alan insanlar var. E, GMC'nin kesinlikle internken e, giremezsiniz dediğim tanıdıklarım var. O yüzden kendiniz e, kendi riskinizi alın. Mail atın. Konuşun. Emin olduktan sonra başlayın. Çünkü bütün bu sınavların hani belli bir bütçe gerektiriyor dediğim gibi. Hani sonrasında boşuna e, başlamış olmayın. E, bir kamu spotu ile <gülüyor> bitireyim. <gülüyor> Hiçbir şey için geç değil. Çocuklarla gelebilirsiniz. <laughs> bu da gruplarda en çok gördüğüm sorular olduğu için söylüyorum. <laughs> Ee, ve istiyorsanız e, ben destekliyorum. <laughs> Hoşçakalın.